Etrafımız zaten kameralarda size var. Size ait motorun yedek anahtarı o ve normal anahtarının niye? Bilmiyorum, bir anda herhalde ikisini de almış yani, bir ara kaybetmişti. İkisini bir buldum dedi abi, ondan sonra üstünde. Bir de şeyi merak ettim, size gece irsaleyi gönderiyor değil mi? Evet. Kaç? 7-8 galiba. 19-8. Siz ona bir cevap veriyor musunuz? Cevap vermedim galiba. Niye? Ya biliyorum çünkü, haberim var o olaydan. Bana atıyorlar. Malzeme aldığım adam atıyor zaten. Size atmasının nedeni ne? Orada sorunlu çalışan irsaliye onun adına değil. Orada bir çalışan. O çalışan emanet sonuçta, o da biliyor nasıl iş ne yaptığını. Bana attı abi, ben bu fişi aldım. Haberin onun olsun. Onun adına mı? Benim adıma. Şimdi bu motorla ilgili, aslında motor size göre işveren siz olduğunuz, evet, için biraz önce dediniz ki Muhammed'e zimmetli. Yani şimdi dün Sinan'la ben onun motor kullanmasını hiç istemiyordum. Abi istemiyordum. Yani motorun kullanmasından rahatsızlık demişler. Ne olur olmaz yani, düşer. Ya düşer, kalkar insan. Çocuktur. Çünkü Muhammed biraz sana yani şimdi sahilde gezmeyi seven. Acaba sonuçta bir şey gelir. Ya insanlık ablam, abi. Sonuçta Muhammed'e buraya mi getirmişim. Motoru mu? Ya Muhammed'e tabii ablam, canım. Ablam sonuçta onu ben buraya getirmişim. Bugün yarın başına bir şey gelse vicdan adamı çeker. Öncelik o zaten. Şu an onun için buradayız. Evet. Şu an onun başına bir şey gelse, motoru da gelse diyeceklerdi şimdi, ki. Şimdi dur, senin açıklamanı dün ekrana bir getireceğim. Dün senin söylediğin başka bir şeymiş. Bizim cevabımız aslında zaten belli. Kameralarda. Aynen öyle. Yani şimdi bizim başka bir çelişeceğimiz başka bir şey yok. Eğer bir yerden geldiyse illaki çıkar. Yani o açıyı orası görmüyorsa Türkiye'nin hiçbir açısından o zaman böyle bir yer yok. Yarın sizin de bize ne olacağımız da belli değil yani. Orada. Orada hiç kimse hiçbir şey görmüyorsa, o fenerin dibini yani kamera görmüyorsa, motorun olması ya da görünmez, benim oraya girişimi çıkıp kimse görmüyorsa, işte kolay bir yer değil. Hiçbir kolay kimse bir yer değil. Bir bilgi şimdi vermiyor. Bir de bu sahil hattını iyi kullanıyorsanız, genelde motorcular bile sahilin bulunduğu yere değil, sahilin dışındaki araba parklarının, evet, olduğu yere park, evet, ederler. Çünkü oraları yürüyüş yolu. Yani insanlar orada çekirdekte çitlerler, çayda demlerler, kimi içeceğini alır, kenarda oturur. Çok motoru oraya sokmazlar. Hep, evet, böyle arabaların park olduğu yerlerde böyle ince ince yerler vardır. Oraya park ederler. Şimdi önce bir görüntümüz gelsin ekrana. Şantaya da kalıyordu. Motorla gidip geliyordu. Motorla gidip geliyordu. Kesinlikle bu motor verilmiyordu ona. Şirkete ait bir motor verilmiyordu. Bir kaza yapar, bir şey olur diye. Bu arada Muhammed'i aslında en son gören kişinin dükkandan, nalburdan çıktıktan sonra Adem olduğunu da. Yani onunla yani en son... En son görüldü. En son, en son göründü ya, konteynerda. Hayır, beraberlemiş sonra o beraberler sohbet etmişler. Ve oradan da dükkana gittiğini iddia ettiniz. Zaten ay, oradan bu görüntüyü yakaladım. Verebilir miyiz ya Eda? Oradan bu görüntüyü yakaladım zaten. Dedim ki... Şantaya da kalıyordu. Motorla gidip geliyordu. Motorla gidip geliyordu. Kesinlikle bu motor verilmiyordu ona. Şirkete ait bir motor verilmiyordu. Bir kaza yapar, bir şey olur diye. Buyurun. Ablam doğru yani, sonuçta benim kuzenim. Biz vermek istemiyorduk biz başta. Gerçekten neden? De... Çünkü ne olmaz, bir ablam, şey olur. Benle, motordan önce onun can güvenliği önemli Okan, çünkü. Ben bir şey söylüyorum. Ablam benim annem açık. Doğru, başta böyle yani. Sinancığım, ben şunu bir şey yaptın motoru, şunu anlamaya çalışıyorum. Motoru ben de vermek istemiyordum. Şimdi çünkü niye motorunla bir şey yapsa ben ailesine karşı ne diyebilirdim? Ben sonuçta Muhammed genç bir çocuk. Gider bir yere vurur. Ne bileyim ablam, bir şey olur. Işte. Meğer sahile git geziyor yani. Hani her şey olabilir sonuçta, motorla bir kaza yapsa, birinin canına kıysa orada ne diyeceğiz ablam? Ehliyeti yok o zaman. Ehliyeti yok zaten. Ehliyet yok. O yüzden motoru vermek istedim. Ya yakın mesafe. Ehliyeti yok. Yakın mesafe, yakın mesafe olduğu için vermiş zaten. Yoksa yani siz ben... düzeni olarak değil, işveren sorumlu. Motor size aitse ve siz de emanet ediyorsanız, değil mi Okan Bey? Evet. Siz vermişsiniz ve güvenmişsiniz. Güvendim yani. Hem bir aile olarak hem bir akraba olarak güvendim yani. Güvendiniz, evet. Hani çünkü bir de anladığım kadarıyla genç bir yani çocuk çünkü olduğu için tüm ayak işlerini, her şeyi pıt pıt yapabilecek aynen, biri olduğu aynen, öyle için. Aynen. İçin. Herhangi bir terörüm olmadı mı onunla konusunda? Ha? Herhangi bir terörüm olmadı yani. Güvenir miydiniz? Güvenirdim tabii. Geri kalan dükkana bırakıp gidiyordum yani. Ablam dedim ya, ben gider malzeme alırdım, fotoğrafını çekerdi. Hemen bana atardı yani. Sinan abi almış. Çok Sinan abisini kollasan biri olsa, al abi şey olmaz der yani. Buraya çıkmamızın sebebi hani Muhammed'i ya biri görüyor. Bir kamera açısı gördü. Hani... Ama biz şey göremedik. Kim kamera açısı görüyor? Bir kamera açısı görüyor bu çocuğu. Ne yani oldu o belli. 1 Mart gecesi şantiyenin olduğu yerden
yemek yediği yere, o kafeye gidiyor. Ya o kafeden direkt aşağıya mı indi yoksa başka bir yere mi gitti bilmiyoruz. İşte o adıma, çünkü elimizde bir görüntü yani. Yok. Ben kendim araştırmaya çıktım esnaflardan. Ben kamera dileniyorum. Ben istiyorum. Sonra niye, gerçekten o sahilde miydi? Ya da o sahile gitti orada birileriyle motor nasıl geldi? Vakit mi geçirdi? O motor oraya nasıl gitti? Biz bunların de bunu hepsini... istiyoruz zaten. Biz de bunu hani araştırılmasını, araştırılmasını istiyoruz. Hani hangi ama bu yollarla? Kadar keşmekeş bu çocuğun hayatında olur mu ya? Yani hani küçük bir çocuk olduğunu, fazla güvenmediğinizi, deli dolu olduğunu söylüyorsunuz. Hani bu kadar entrika bu çocuğun hayatında olabilir mi? Yani nasıl? Çok bir entrika yok zaten. Hayır şu açıdan söylüyorum. Yani o çocuk orada o motora bindi, o sahile gitti. Ya denize düştü. Evet. İddia ettiğiniz kadarıyla. Evet. Her şey olabilir. Her siz şey de görüyorsunuz. Esra Hanım, siz yorumlayın. Hayır, yani Esra Hanım. Biz de böyle gördük çünkü. Böyle yorumluyoruz. Hayır. Ya Esra denize Hanım. Düştü. Ya orada o akşam 1 Mart gecesi bir şey yaşadı. Birileriyle bir husumeti vardı. Evet. Onlarla o takıştı, ondan sonra bir yere gitti. Bilemiyorum. Ben şu anda varsayım üretiyorum. Evet. Ama biz de aynı gibiyiz şu an. Bir şey sorabilir miyim? Üçünüz için de çok önemli. Ablam bir şey yani sorabilir miyim? Yani son görenler olarak üçünüz için de çok önemli. Esra o yüzden Hanım. De siz bu telefon kaybolduğu günü de hatırladığınız için son görme anını hatırlarsınız. Sinan diyor ki en son hangi gün gördün sen? Dünkü ablam yayın. Ben bak Nalbur'da arada biri gelip gidiyordu. Ben Fenerbahçe maçı, kupa maçında beraber orada maçı izledikten sonra... Maçta Recep var mı yanında izlerken? Recep yoktu yanımda ablam. Kim vardı? Adem vardı. Adem var, sen varsın. Salı günü gördün. Çarşamba? Evet. Çarşamba şu çekiş, eğer Nalbur'da geldiyse yol üstü hani gidip de ne yapıyorsun, ne ediyorsun o şekil hani dalgalanma da hepimiz gidip geliyoruz. Yol üstü elime gidiyorlar. Siz en son Recep Bey'i ne zaman gördünüz? İşte dedim ya bir gece öncesi ya da sonrası geldi. Bak bunu çok önemli bu. Abi şimdi şu tarih sabah desen... Sabah kayboluyorsa? Hayır sabah yok. Değil bak. Cuma sabah var zaten. Cuma sabahı var şu konuda emin. 1 Mart'ta Muhammed var, gündüz işine geliyor, çalışıyor. Akşam gidip yemeğini yiyor. Geceden sonrası ne oluyorsa oluyor. Ne olduysa o gece. Konteynere gidiyor. Adem'le vakit geçiriyor. Oradan yemek yediği yemek yere gidiyor. Evet. Yemek yediği yerden direkt sahile mi iniyor? Nereye gidiyor? Yoksa, nereye gidiyoruz? O gece. O arada ne olduysa 1 Mart oldu. Gecesi çocuk size gelmiş olabilir. Hayır yok, gelmedi. İşte gelse bana geldi. Sen evde miydin o gece? Evdeydik. Evdeydin. Evet. Annem baban evde miydi? Evdeydi. Hani biraz önce de sordum ya hani soruyu. Yok evde. Yani evdeydik. Sinan senin eşin evde miydi? Evet. Evdeydi. Yani mutlaka geldiyse gören biri olabilir. Bu çocuk nereye gitmiş olabilir? Yani bir anda esip de ben tüm sevdiklerimi terk ediyorum diyebilecek bir çocuk mu? Yani. Parası pulu var mı? Yok. Yok öyle biri değil yani. Ha. Şöyle bir yere gitse şu yani gider. Haber verir yani. Haber verir ya da ne bileyim ailesi annesini üzen bir çocuk değil. Sabah Mehmet, işe gideceğini biliyor. Sabah işini... Sen 1 Mart mesela o gün 1 Mart gününde dükkan kameralarına baktın mı? Hani insan şey yapar bu çocuk dükkana geldi ne yaptı ne etti bir şey mi aldı bir şey mi yaptı diye. 1 Mart gününde dükkanınızın kameraları var mı? Caner Bey'le de baktık. 3 gün boyunca çalışmıyormuş kamera. 3 gün boyunca çalışmıyor. Ben de orada yoktum hadi. Ben de hakim değilim gerçekten. Hı hı. Baktım zaten dedim bir emin olayım bakayım dedim. Çocuk ne yapmış dedim gelmiş mi gitmiş mi? Zaten babam da görmüş zaten. Yani bir sıkıntı yok konuşmuşlar. Sohbet muhabbet etmişler hatta şakalaşmışlar Muhammed'le de. Öteki türlü yok. Ablam bunu en son işte telefonuna bakılamıyor mu? En son şarjı nerede bitti? Zaten savcılık bununla ilgili hani tüm kayıtlarını alacaktır. Şöyle bir de hani kayıp olarak da babasıyla savcılığa da başvuruya gittik. Hani telefon sinyalinden bulunmasını, en son kimle konuşmuş, ne yapması, kimle yazışmış onu da istedik. Başvuru da yaptık hadi. Siz Muharrem ama Avcı'yla... bir sinyal bilgisi alıp bir arama yapıyorsunuz değil mi? Kim yaptı aramayı? Aramayı biz üçümüz yaptık. Nerede, nasıl yaptınız? Şöyle Sarıyer tarafında bizim öyle akraba diyeyim bir tane... dedi şu en neyse, son neyse biri var. Ha biri var diyeyim isim vermiyorum. Orada gözükmüş bazı istasyonu diyorlar. Ya 500 metre ilerisi ya 500 metre tam arkası işte. Tarif diyor. Eder misiniz orayı? Ya şöyle nasıl diyeyim? Stat var ya. Stadı biliyorum. Galatasaray stadı. Sarıyer stadı. Yok, Sarıyer stadı. Sarıyer stadının arka tarafı. Arka tarafı işte o Zekeriya. Yani eski Dereyolu Caddesi diye geçiyor. Dereyolu mu caddesi mi? Abi biz oralara baktık. Hani bir dedim gezelim görelim. Bir şey bulduk. Ne olur ne olmaz. Yani belki bir umut. Emin olun bir umuttur. Her şey olabilir yani. Çünkü buna emlet bizim bilgimize gitmezler. Aslında illegal bir yolla bir bas... Hayır illegal bir yolla değil. Biz karakola gittik. Hı. Bak öncesinde karakola gittik. Ha, abi söyledik böyle ama bir şey var. Sizin lafınızı hareket edemeyiz dedi. İster istemez. Hani sizin yani. Hareketle lafı hareket edemeyiz.
Bizde normal olmaz. Zaten karakolda oradaki siz komisere... Sarıyer'deki ormanlık alana ya da işte o stadın arkasına hangi nasıl gittiniz? Araçla gittik abla. Tamam, hayır hayır. Yani bu bilgiyi nereden aldınız? İşte onu soruyorum. Ama o kişi ya, olarak algılıyor. Tanıdık diyelim yani öyle. Tanıdık size son sinyal yerini mi verdi? Yani son baz istasyonunun olduğunu, burasının olduğunu söyledi. Peki kurum olarak ileri, bir kurum mu olarak bu bilgiyi veren kişi? Kurum değil, o yüzden biz de şey yapamıyoruz, tamam? Anladım. Yok yani. Kişinin ismini zaten öğrenmek istemiyorum. Hani doğru yani, bir şey değil. Tabii canım. Ama size Sarıyer'de stadın orada. Saat bir kaçta? Bir baz istasyonu bulundu dedi. Saat kaçta peki o baz istasyonu? Çünkü onun bir saati var, tam yine konumu var. Sanırım şöyle göstereyim. Şu şurada var zaten. Orada saat yazmıyor galiba da. Saat yazıyor mu bilmiyorum. Bir de bazılarının kötü tarafı şu. Şöyle, yani belli bir alanı da. Şurada kişinin kendi telefonundan çekilmiş. Burada zaten hani akraba, hani Muhammed'den haber alınmadı diye herkes. Biz de kendi imkanlarımızla yine hani bir gece şey gittik. Yani. Bir de ona yetmedi, emin olalım gündüz de gidelim. Bir gün sonra mı? Yani 2 Mart'ta mı 3 Mart'ta mı bu şey aldığımız bir bilgi? 2 Mart'ta. 2 Mart'ta. 2 Mart'ta bir baz. Yani neydi? Dere boyu mu? Dere boyu. Eski dere yolu. Eski dere, eski dere üzeri yolu. Stadın orada olduğu bilgisini. Son sinyal yeri. Öyle ama diyor. Ama saatini de şunu da söyler. Der ki saat işte 21.40'da bu bölgede şu dakikalarda en son sinyali kesilmiş. Şimdi Esra Hanım, biz o konuları bilmediğimiz için, hı hı, şimdi ben de bir polis ya da bir istihbaratçı değilim. Sonuçta biri geliyor size, bir hı hı, umuttur, doğru mu? Şu hı hı diyor, en son sinyali bu taraftan kesilmiş. Bu bilgiyi diyor. Emniyetle paylaştınız mı? Paylaştım, karakola gittim. Hatta kendi komiser var. Biz bununla hareket edemeyiz dedi. O da biz bununla hareket edemeyiz dedi. Yani, İster istemez haklılar. Hani yani, ister istemez haklı. Yani. Ne kadar, nerede bulabiliriz? Bunu aradığınız yerde var. Şüpheli bir şey buldunuz mu? Yok. Hayır, herhangi bir şey herhangi bulmadan bir şey zaten eve döndük. Zaten nereye bak, dağ gibi bir yamaç, yani, yamaç. Nereye bakılacak? Motoru buradaysa Muhammed oraya nasıl gider? Evet. İşte kafada abla soru ve işareti. Telefonla beraber oraya nasıl gider? Evet. Yani denize düştüyse oraya sürüklenmez, evet, o mesela kadar kısa sürede. Mesela ne düşündünüz Recep Bey? Şeyi size bu arkadaşınız baz istasyonuyla ilgili bilgiyi verince ya buradan oraya. Ya şöyle aramaya da gittiğinize göre inanıyorsunuz bu bilginin şöyle, doğru olduğuna. Şöyle o gün hepimiz oradaydık zaten. Acaba Muhammed biri geldi, şimdi saf bir çocuk, biraz kalbi temizdir hani. Ne bileyim, birine yanına gelince bir muhabbet edince hani kandırılıp gidibik bir çocuktur yani. Aynen öyle. Hani götürebilirler yani. Hani hı, acaba kaçırıldım ya da biri götürdü, bir şey mi yaptı? O amaçla zaten gittik biz de zaten. Yani derdimiz, ne olduysa o gece. Allah korusun tabii ki. O yani kötü hiçbir şey zaman oldu düşünmemek gerekiyor ama bu kadar süredir 1 Mart'tan bugün olmuş tarih. Kaç? 7 Mart. Yani o geceden beri ama haber alınamayan, bize deseler telefonu kapalı, ya denize ortadan düştü, kaybolan ya da yaşıyor, delikanlı, ya da öldü, pırıl pırıl bir çocuk var şimdi. Evet. Denize düşse yüzme biliyor ya da şimdi bölgeyi biliyorsunuz, hareketli değil mi orası? Şöyle, bakın dün gece Caner çok Bey'le gittik. Hı-hı. O kadar çok kalabalık değil. Şimdi değil, soğuksa ya da hava çok şeyse İnsanlar az çıkıyor, siz kendiniz de biliyorsunuz. Çok soğuk, soğuk havalarda sahile gitmezsiniz mesela Esra Hanım. Ya da ben de gitmem ya da kişiler gitmez yani. Ha, hava güzelse orası cıvıl cıvıl. Yani dün akşam da doğru oradaydık. Mesela zaten dün akşam oradaydı, hava soğuktu. Caner Bey de kendisi oradaydı. O kadar çok kişi yoktu. Yani siz düşme ihtimali düşünüyorsunuz. Yani o bir ihtimal. Bir ihtimal, o da var. Peki, o da ben var de soruyorum. Yani. Eğer orada düştüyse telefon sinyali o bölgeden gelir. Sarıyer'in, Sarıyer stadının oradan gelir mi? Gelmez işte, biz niye geldi ya da o baba kişi bize söyleyen diyor. Efendim? Buyurun. Baba yüzme biliyor diyor. Esra Hanım, şimdi ben Muhammed'i nasıl anlatayım size? Kamera görüntüleri çıkmayana kadar ben Muhammed demiyorum denize düşmüş. Çünkü motor hangi tarafta geldiğini bilmiyoruz. Kamera görüntüleri yok, bir şey yok yani. Muhammed motoru kim getirdi bura? O mu getirdi? Başkası mı getirdi? Onda bir şüphemiz var. Biz kamera görüntüleri yani görmeden, gerçekten şey o çocuk oraya sahile motorla gitti mi? Yoksa ya da gitmedi. Yoksa başkası mı getirdi? Yemek yediği yerde başkası mı motoru alıp getirdi? Başka orada mı alıp götürdüler? Oradan motor aynı var. Motor ama üzerindeki Muhammed değil de başka biri. Ama orada resimde gözükmüyor. Evet, ya zaten yani motorun motor olduğu ben belli. Ben ona şüpheleniyorum. Yani. Plaka peki, belli mi? Değil. Muhammed'in Muhammed olduğunu ispatlayacak bir şey şimdi var mı? Yok, öyle bir yok şey yok tabii. Yani herhangi bir kurye kardeşimiz de olabilir. Esra Hanım, belki
Ama ablam yemek yemeye yattığı geliyor. Yerde, belki yattığı yerde oradan alıp götürdüren motoru başkası getirdi. Ama denize Ram düştüğünü ama yemeğe geliyor, yemeğe, yemeğe. Muhammed'in motorunun orada olması lazım. Tamam da Muhammed'in motoruna, Muhammed'in kendisi resim yok yani. Ben de götürüp bırakabilirim yani. Hayır hayır, denize düşme ihtimali düştü. Kendi kusuruyla, kendi şeyiyle bir anlık düştü. Hiç kimse kusurlu değil. Düşünürseniz motor orada olduğunu çok üzerinde durursunuz. Ama evet, siz ama farklı düşünüyorsunuz. Evet, anahtar üstünde, her şey üstünde yani. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.